Merhaba dostlarım, ben Serdar ve başka bir GTA 5 gizemleri bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda yine gizem araştırması yapacağız. O yüzden belki bu sefer başka bir gizem araştırmaları bölümüne daha hoş geldiniz diyebilirim. Neyse, uzun zamandır kanalda gizem videoları gelmiyor. Uzun zamandır değil de bir 4-5 gündür falan. Bunun en önemli sebebi benim bazı oyunlara takılıp kalmam, onları sürekli oynamam. O yüzden bugün birazcık daha uzun bir video olacak. Bayağı uzun zamandır Don't Starve oynuyorum, o yüzden sıkıntı oluyor. Daha önce ben bu oteli araştırmıştım bir videoda ama çok eski bir zamanda sanırım. PlayStation 3 yok, PlayStation değildi, bilgisayardayken araştırmıştım. Gün ışığı varken gelin birazcık etrafa bakarız diye. Yani gün ışığı olmadığı zaman da el fenerimiz var gene ama o konuda pek bir sıkıntımız yok. Işık konusunda. Kedi bu. Dışarıda da bir kedi var bu arada. Miyavlama sesi duyarsanız lütfen aldanmayın. Kedim şu anda dışarıdan miyavlıyor benim sesimi duyunca. Hemen yemek için yalvarmaya başladı. Leonora Johnson'ın cinayeti bizi şu an için ilgilendirmiyor. Yani creepy bir unsur, ürkütücü bir unsur ama benim için pek de bir olay değil. Şuraya bakın. Ben bu arada daha önce buraya geldim. Videoları dışında geldim. Yine araştırma yapmak için. O sırada video kaydı da yaptım ama daha sonra baştan sildim o kayıtları. Caps up. Bu grafitileri ben bir anlam falan vermeye çalışıyorum ama veremiyorum. Rockstar gene de grafitilerin içine bir şey falan, bir şeyler saklıyor. Mount Chiliad gizemini çözerken göreceksiniz. Bu otel neden terk edilmiş hiç bilmiyorum. Yani çevrede işleyen başka daha küçük moteller de var. Bir de bu otel terk edilmiş, bütün her şey bırakılmış burada. Bakın eşyalar odur budur falan, her şey bırakılmış burada. Bu daha çok kurdalığa dönmüş burası. İnsanların istemediği, kullanmadığı bir şey varsa gelip buraya bırakıyorlar ama kaç tane araba koltuğu var olan. Kedi mi o? Aynen. Burada bazı buraya giremiyoruz sanırım. Burası ofis sanırım ama giremiyoruz. Ofisten çok böyle darma çatma bir barakaya benziyor. Bir ambara falan benziyor ama. Neyse. Şimdi burada bazı tarikatçı elemanların dolaştığı söyleniyor. Genelde evsizler var gördüğünüz gibi. Merhaba. Gördüğünüz gibi. Bu tip elemanlar da her yerde var. Böyle sakallı, paçavralar içinde berisi olan elemanlar gördüğünüz gibi aynı şekilde. Bir tane de ilginç bir tarikatçı elemanın olduğu söyleniyor burada. Tarikatçı dediğim nasıl bir tarikatçı ben de bilmiyorum. Sadece tarikatçı olduğu söyleniyor. Kültist olduğu söyleniyor. Kültist. Ha. Yani ilginç şeyler yazıyor burada ama okuyamıyoruz. Şunu çarşıya benzettim ilginç bir şekilde. Bu videolarda bir şey çıkacak diye bir şey yok arkadaşlar. Ben burada sadece ipucu arıyorum. Hani burada ben herhangi bir hayalet falan çıkmasını beklemiyorum. Yani hayalet de çıktı söyleniyor çünkü ama hayalet falan çıkmasını beklemiyorum. Onu önceden söyleyeyim ve hayalet bekleyen arkadaşlar, herhangi böyle çok dramatik bir şey bekleyen arkadaşların hayal kırıklığına uğramasının önüne geçelim. Sonradan aşağıya yazıyorsunuz boş boş dolanıyorsun diye. Boş boş dolanıyorum yani, videonun amacı yani boş boş da dolanmıyorum. Bir şeyler arıyorum ama öyle. Bu bölgede etraftaki şeyler, yerler genelde hep terk edilmiş. Bakın şuradaki yerler de hep terk edilmiş. Kenarda falan gördüğünüz binaların falan hepsi terk edilmiş. Silah çekeyim diye eleman kaçtı gitti, neyse. Şu tam bir göze benziyor. Bakın bu şekilde tam bir göze benziyor. İlginç, bunu aklımıza tutalım. Rockstar böyle oyunlar yapmayı sever. Hani oyunlar derken böyle numaralar çekmeyi sever. Daha önce GTA 4'te falan yapmıştı bunları.
Gerideki gazete parçalarına falan bakıyorum ama genelde hep aynı gazete oluyor. Yani genelde bir veya iki farklı gazete parçası falan okuyor. Bakın buralardaki evler de hep terk edilmiş. Ya burası böyle boş boşuna terk edilmemiştir. Buradan bir sebebi vardır ama onu bulamıyoruz şu anda. Bir de ayrıca etraftaki yerler neden terk edildi? Hani burası terk edildi, orasını anladık da belki etraftaki evlerde de burada çalışan insanlar veya buranın getirdiği müşteri potansiyeliyle çalışan insanlar falan vardı. Bakın hep güvercin falan. Ama bunları vurmak istemiyorum. Sonra polis peşime takılıyor. Daha önce takıldı. Diğer videolarda hep takıldı. Yukarıda pek bir şey yok böyle ilgimi çekebilecek. Şurada bayağı bir terk edilmiş yer var ya. Şuna baksanıza. Hep boş. Burada güya hayaletlerin, katil palyaçoların, tarikatçıların çıktığı falan söyleniyor ama bilmiyorum, daha önceki araştırmalarımda bir şey bulamadım. Bakın peşin peşin söylüyorum, sonra yorumlarda ilginç ilginç şeyler yazmayın. Yani zaten bir şey çıkarsa onun için ben özel video yapıyorum. Bulduğum şeyler için özel bir video yapıyorum. Montajlıyorum. İşte şarkıları onu ekliyorum, bunu ekliyorum falan. O yüzden lütfen. Okey. Etrafta bir sürü kedi var hep. Terk edilmiş bir yer olduğundan yani en azından pek böyle medeniyet göstergesi göremiyorsunuz. Etrafta hep buradalar, onlar bunlar var. Kediler için mükemmel bir fırsat. Buralarda bir yerlerde bir tane maymun resmi olacak. Maymun resimleri her tarafta. Aha burada. Maymun resimleri etrafta var. Ben bunları yeni gördüm bu arada. Bilmiyorum ne kadardır oyun içindeler ama. Ha, bunları yapınca ne oluyor onu da bilmiyorum. Hepsinin böyle resmini çekiyorsunuz da. Hepsinin resmini çekince de ne oluyor onu bilmiyorum. Ya bir de şeyler falan var. Bu ne lan? Kan bu. Bayağı bildiğin kan. Böyle siyah görünüyor. Böyle dikkat çekmiyor bakın. Bir şey homurdandı böyle ya. Neyse. Böyle durunca karanlıkta sanki yağ lekesi gibi falan görünüyor. Bakın elflerini böyle tuttuğunuzda bildiğiniz kırmızı kan. Hani şey de değil. Sanki birisinin burada beyni patlatılmış gibi. Birisi burada vurmuş gibi. Birisi başka birisini vurmuş gibi burada. Bildiğiniz kan. Ben yapmadım bunu bu arada. Geldim yeni buldum. İlk kez bu burada görüyorum. Birazcık daha araştıralım. Güzel bir şeyler olacak gibi. Var mı acaba bu lekeden başka bir yerde? Kan izlerinden. Hep grafitiler falan var. Şunlar kan lekeleri değil. Bunlar boya daha çok. Yıpranmış işte duvarların yıpranması falan. Bu ne? Ha. Kan lekesini görmeden önce şey diyecektim. Hep böyle sipariş edilmiş hazır yemekler var. Çok ilginç. Yani sonuçta burada evsizler kaldı. Evsizler gidip yemek mi sipariş edecek? Barbie Mega Man gibisinden falan. Başka birileri de falan giriyor buraya herhalde. Bilmiyorum kim giriyor. Belki mafya üyeleri falandır. Ama ben araştırırken bunu görmedim yani. Blaine County Oteli'ndeki o kan lekesini görmedim hiç duvarda. Hiç kimse de bahsetmedi. Dur bir resmini de çekelim. Sesler ne ya? Gözünü seveyim. Kan neredeydi kan lekesi ya?
Ha şurada. Flash falan yok mu bunda acaba? Tamam, save the gallery diyelim. Tamam. Fotoğrafı çıkarıp telefonu çıkarıp fotoğrafı çekene kadar, sonra fotoğrafı kaydedene kadar çok uzun zaman geçiyor ya. Kurt sesleri mi duyuyorum? Ben o duyduklarım kurt sesleri mi? Birisi mi uyuyor lan yakında? Bayağı birileri horluyor çünkü duyuyorum, rahat duyuyorum. Damda herhangi böyle bir şey yok. Dikkat çekici bir şey yok. Motel ofis diyor. Ofisin olduğu yer rezil. Etrafta başka kayın izleri arıyorum arkadaşlar. Belki bir ipucu buluruz. Belki oteli bu yüzden terk edilmiştir. İlk kez gördüm bu arada onu. Ya en azından ilk kez fark ettim diyeyim. Şimdi yalan söylemiş olmayayım. Daha önce fark etmemiştim. Orada büyük bir ihtimal oradaydı da. Biz araştırmaya devam edelim. Bir de burada el feneri alınıyormuş. Normal elime el feneri alabiliyormuşum oyunda. Ama ben el fenerini bulamadım silah dükkanlarında falan. O yüzden silahlar el fenerini takıp genelde öyle araştırma yapıyorum ama o da sıkıntı oluyor. Çünkü genelde araştırırken böyle birine falan tutuyorsunuz. Polis falan takılıyor peşinize. O yüzden nasıl el feneri alırım? Onun hakkında bilgisi olan varsa. Neyse abi. Lan. Tövbe Rabbim tövbe. Ya bir de böyle üzerine farklı farklı renkte şeyler falan giymiş. Bir de inanın böyle çok ilginç bir pozda durunca yaratık zannettim. Yemin ederim yaratık zannettim ya. Korktum. Neymiş? Demek ki cidden yaratık görseydim vuracaktım, hiç böyle durmayacaktım. Demek ki vuracaktım. Vuruyordum çünkü. Yine çok ilginç sesler de geliyor böyle. Anlayamıyorsunuz. Acaba kedi miydi lan ha? Yukarıda mı yatıyor kediler? Hani anlayamıyorsunuz arkadaşlar şey mi diye. Acaba bu çürüyen demirlerin falan böyle gıcırdama sesleri mi, yoksa ne bileyim, mantığını kavrayamayacağımız bir ses mi? Aha, vallahi billahi bir tane daha var. Kurumuş kanizle benziyor. Öyle boyaya falan da benzemiyor. Boya olsa bu şekilde olmaz. Yani düm şey olur, belli bir kaynağı olur. Bunun ortası boş. Sanki böyle birisinin kafasını vurmuşlar gibi, birinin başını vurmuşlar gibi, böyle headshot atmışlar gibi. Aha lan, bir tane daha var aynısı. Çok ilginç ya. 3 tane bulduk şu ana kadar. Daha önce hiç fark etmemiştim bunları. Bilmiyorum, belki başka bir şeyin lekesidir ama bana kan lekesi gibi geldi. Sizin de düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum bu konudaki. Yorumlarda belirtin lütfen. Bu arada bu şekilde incelememi istediğiniz başka gizemler varsa onları da yazın yorumlarda, çünkü her hafta normal işte montajlı böyle anlatımlı kurgulu bir gizem videosu yapacağım. Bir tane de böyle araştırma videosu yapacağım. Her hafta gelecek böyle bir tane video.
O yüzden araştırmamı istediğiniz yerler varsa San Andreas'ta olsun, Bully'de olsun, Vice City'de olsun, GTA 5'te olsun, GTA 4'ü halletmeye çalışacağım. O yüzden GTA 4'te de olabilir. Söyleyebilirsiniz. Yani sanırım bütün odaları araştırdık ya. Bütün odaların içine girip baktık. O kedi sanırım, evet. Buradaki duvarlara bakalım, bir şeyler var mı? Hani gözden kaçırdığımız bir şey var mı diye böyle başlamayı turlayalım. Daha önce fark etmemiştim ben onları ya, veya gördüğümde artık başka bir şey olarak mı yorumladım bilmiyorum. Ama şimdi bakınca bir kan lekesi gibi geldi gözüme onlar. Bazen şey oluyor, böyle grafik hataları oluyor. İnsanlar o grafik hatalarını işte hayalettir falandır filandır diye düşünüyor, öyle zannediyor. Hayal güçleri böyle onları o şekilde düşünmeye yöneltiyor, o şekilde algılamaya yöneltiyor. Hani normaldir. Bir gün de gelip şu çevredeki evleri inceleyeceğim. Otelin çevresindeki terk edilmiş evleri inceleyeceğim. Çünkü onlar da ayrıca dikkatimi çekti. Neden bu evde terk edildi onları merak ediyorum. İşte gerçek gizem budur arkadaşlar. Gizem dediğiniz olayın şeyi budur. Kalbi budur. Ortada bir şey var ve neden öyle bir şey olduğunu bilmiyorsunuz. Mesela bu evler burada değil mi? Neden bu şekilde? Neden bunlar burası terk edilmiş? Neden bu otel terk edilmiş? Her şey sorularla başlar. Ve benim olayım da bu soruları mümkün olduğunca cevaplayabilmek. Dediğim gibi el feneri'nin standart el feneri, hiç silah milah olmadan direkt el feneri'ni kullanabiliyormuşum. Onu silah olarak da kullanabiliyormuşum ayrıca. Aha, orada bir tane daha kan lekesi var. Bak buradan gördük ha. Ulan çok ilginç ya. Genelde aynı model kullanılmış ama San Andreas'ta da öyleydi. Rockstar genelde easter egg falan koyduğu zaman fazla uğraşmıyor. Veya artık bilmiyorum, easter egg'ler böyle yöneticileri falan gösterilmeden mi koymaya çalışılıyor neyse. Çünkü şey de öyle, hayalet easter egg'i de öyle. Bayağı bildiğiniz iki boyutlu bir şey koymuşlar oraya. Üç boyutlu bile değil eleman. Burada ofis mi var? Aynen. İnceleyelim bakalım buranın yukarısını. Etrafta bayağı bir hazır yiyecek, pet şişe falan filan var. Herhalde gençler buraya artık takılmaya geliyor. GTA 5 de ayrıca ürkütücü oluyor ya. Hava karardığında. Şey koştu sanki. Sen hiç tarikatçıya benzemiyorsun. O tarikatçıyı da bulamadık gitti ya. Hani güya burada olacaktı. Suyun içinde hiçbir şey yok. Gayet standart kirli bir su. Ya televizyonlar falan var dışarıda ya. Apar topar terk edilmiş burası. Hatırlarsanız geçen videoda, geçen GTA 5 gizem araştırmalarında da size terk edilmiş ürkütücü bir evden bahsetmiştim. Orayı araştırmıştık. Orası da aynen böyleydi. Hoş, oraların içini o kadar araştıramıyorduk ama yine terk edilmişti. Böyle yıpranmıştı ve eşyalar hep dışarıdaydı.
Ama evin içine girilmiyordu tabii onda. Orası da öyle apar topar terk edilmişti. Hiçbir neden olmadan. Ve gayet de güzel bir yerdi aslında. Yanında dere vardı, işte komşular vardı. Arabalar, hurdalar falan bırakılmış dışarıda. Yeni taşınan birisi... Taşınan birisi olsaydı o evden, hani içeridekiler başka bir yere taşınsaydı bütün o şeyleri yanlarına alırdı bence. Sonuçta değerli şeyler. Belki insanlar şu evsizleri tarikatçıları falan karşılaşmışlardır. Hani tarikatçı derken de şeyi bilmiyorum yine. Bunlar altruist mi, epsilonist mi, yoksa survivalistler mi, başka bir şeyin parçası mı, hiç bilmiyorum ki. Sanırım gündüz oluyor yavaş yavaş herhalde. Yani sabah oluyor yavaş yavaş. Hocam seni göremiyorum ki, neredesin sen? Bakın mesela elemana bakacağım, tamam mı? Elemanı görmeye çalışıyorum. Elemanı görmek için el ferini yaktığımda adam kaçıyor. Neden? Çünkü adama normalde silah doğrultuyorum. O yüzden benim de bir el ferine ihtiyacım var. İnternetten birazcık baktım. Ammunition'a falan... Ha buradalar elemanlar. Ammunition'a falan alabilirsiniz de, diye okudum. Ammunition'a gittim, el feneri yok. Acaba GTA Online'ı mı kastettiler, yoksa oyunu %100 bitirmem mi gerekiyor? Hep ayrı bir konu bunlar. Neyse, yani pek bir olay yok ya. Private property backup yazmışlar. Yani özel alan, özel mülk geri çekil yazmışlar ama hiç kim, yani burayı sahiplenen kimse yok ki. O konuda sıkıntı var. Yani gelip bizi buradan kovan kimse yok. Belki tarikatçı olur, bilmiyorum. Belki buraya gelip insanlarla böyle konuşan, agresif davranan birisi vardır. Hani benim mülkümden defol git gibisin, ama öyle olsa evsizler burada olmazdı. Neyse, zaten güneş de doğdu arkadaşlar. Öyle. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Araştırmamı istediğiniz gizemleri yorumlarda belirtin lütfen. Daha fazla video izlemek veya abone olmak için de ekrandaki resimleri tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatlı yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bye bye.